sevgili dostlarım, tekrardan herkese merhabalar. Yeni bir YouTube videosu, yeni bir vlog çekmek istedim size arkadaşlar. Bugün kondisyon günü. Yani ben bugün kardiyovasküler antrenman yapıyorum. Haftanın iki günü kardiyovasküler antrenman yapıyorum. Haftanın dört günü ağırlık antrenmanı yapıyorum. Ve bir günü de işte sadece sabah 45 dakika bisiklet çeviriyorum. Bu şekilde bir rutinim oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün sabah kalktım. Kalkar kalkmaz size video çekmeye başladım, onu söyleyeyim. Şimdi kalktım, ne yiyeceğim, ne içeceğim, neler kullanacağım, kardiyo antrenmanlarımda neler yapacağım, kardiyovasküler gününde kondisyon çalışmalarımda neler yapıyorum, bunları size göstereceğim. İşte antrenmandan önce nasıl, ne yiyeceğim, ben kondisyon antrenmanları günü sabah erken yapıyorum ve kahvaltı yapmadan gidiyorum, öğün yemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok daha enerjik oluyorum, yağ yakımım, ona metabolizmam çok daha iyi oluyor, midem boş, çok daha iyi antrenman yapıyorum. Kardiyovasküler antrenman yaptığım günlerde özellikle arkadaşlar öğün tüketmeden gidiyorum. Ama ne yapıyorum, işte detoksuz içiyorum, kahve içiyorum, karnesini içiyorum falan filan, onları size çekeceğim, göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar, o zaman antrenmana gitmeden önce bakın neler kullanıyorum, antrenman için hangi takviyeleri alıyorum, nasıl yapıyorum, nasıl ediyorum, onları bir geçelim. Ondan sonra antrenmanda görüşelim. Hadi bakalım, devam edelim. Evet sevgili dostlar, şimdi antrenmandan önce Türk kahvemi yaptım. Misler gibi Türk kahvesi. Bunu yaptım. Yanında karnibönüm var. İçinde şöyle bakın arkadaşlar, beta alanin, taurin, kafein ve yeşil çay ekstrası ve karnitin bulunuyor. Hepsinden yeterli miligramlar da var. 500'er miligram taurin ve beta alanin, işte 2000 miligram karnitin, 200 miligram kafein, 2000 miligram yeşil çay ekstrası arkadaşlar. Yanında bazen şu şekilde detoks fit şase içiyorum. Bazen bu şekilde de tablet içiyorum. Bugün kahveyle birlikte yanında tablet tüketeceğim. Antrenmandan önce sistemi iyi çalıştırsınlar diye. Evet sevgili dostlarım, antrenmandan önce sistemim bu. Limonlu maden suyu da birlikte içtikten sonra sevgili arkadaşlar antrenmana hazırlanacağım. O zaman arkadaşlar antrenmanda görüşürüz. Evet arkadaşlar, antrenman yollarındayım. Burası Kuşadası'nın Değirmendere Mahallesi ve burada sanayi var. Sanayinin içinden geçip yavaş yavaş antrenmana doğru gidiyorum arkadaşlar. Antrenmanda görüşürüz. Buralar böyle. Gördüğünüz gibi sanayi. Sağlı sollu arabalar var. Sanayinin içinden yukarı doğru çıkacağım. Salona doğru gideceğim. Evet. Rutin devam. Öyleyse biraz gittiğim yolları da göstereyim. Sanayiyi de göstereyim arkadaşlar. Burası aslında tek sanayi. Araba tamircileri var. Motor tamircileri var. Ondan sonra keresteciler var, mobilyacılar var. Gördüğünüz gibi demirciler var. Evet, işte böyle. Şimdi dik bir yokuştan gideceğim, orayı da size çekeceğim. Evet sevgili dostlar, şu anda yokuş çıkmaya başladım. Salon biraz yukarıda. Şimdi buradan böyle dönüp salona doğru gideceğim. Buraları size çekmek istiyorum. Ağaçlar var. Güzel yeşillik, orman. Sakin buralar. Yeni yeni evler yapılıyor bu tepelere. Evet. Motorla seyahat ettiriyorum sizi. Görüyorsunuz. Bakın. Şuradaki dağ. Şimdi göreceğiniz dağ. Yeni evler yapılıyor arkadaşlar. Dağın içine ettiler. İçinden geçtiler ve yeni evler yapıyorlar. Şu dağın zirvesine evler yapıyorlar arkadaşlar. Sonra buradan gidiyor. Buradaki yokuş. Şu karşıda gördüğünüz sitenin altı da salon. Gittiğim spor salonu. Broad Fitness Center. Yolları biraz bozuk yapılacak. Karşıdaki dağ arkadaşlar, bakın yol yapmışlar, görüyorsunuz. Oraya da işte... Selamünaleyküm. Çobanı geçtik, devam ediyoruz. Evet, spor salonu yolunda çoban çok rastlamamışsınızdır. Evet, geldik arkadaşlar. Burası, bu sitenin altında spor yapıyorum. İşte böyle. Devam.
Evet sevgili dostlarım, geldim kondisyon antrenmanına. Şu anda 35 dakikayı tamamladım, 90 dakikaya tamamlayacağım. Yalnız 90 dakikayı size koşu bandına gösteremeyeceğim. Çünkü yanlışlıkla stoplandı, başa sardı ama ben Samsung'un programını başlatmıştım. Orada kayıtları var, bütün antrenman analizini size bu şekilde göstereceğim arkadaşlar. 90 dakika rampa çıkıyorum. Ondan sonra da kardiyovasküler çalışmalar yapacağım. Hangilerini yapıyorum? Niçin lazım? Kardiyovasküler çalışmak neden gerekiyor? Bunları bu videomda ara ara sizden bahsedeceğim arkadaşlar. Kardiyovasküler çalışmanın en büyük avantajı yüksek oranda kondisyonunuzun artması ve ağırlık antrenmanlarında çok iyi çıkartabilmeniz. Dinlenme aralıklarınızın düşmesi, nabzınızın kuvvetlenmesi, kardiyak sisteminizin kuvvetlenmesi arkadaşlar. Yağ yakmakmış, ödem atmakmış, onlar umurumda değil, onlar arka planda kalıyor. Ben kendi kardiyak sistemimi kuvvetlendiriyorum, kondisyonumu arttırıyorum. Bu benim için kendi sporculuk kariyerimde de olmazsa olmazım oldu. Şu anda bu şekilde rampa çıkıyorum. 35 dakika oldu, 40 dakikaya gidiyorum. Toplamda 90 dakika yapacağım. Daha sonra arkadaşlar hangi kondisyon çalışmalarını yapıyorum size göstereceğim. Dumbbell'la bazı çalışmalarım olacak, plaka ile bazı çalışmalarım olacak. Toplamda 20 dakika, 30 dakika falan sürüyor ama seri bir antrenman oluyor. HIIT, High Intensity Workout, HIIT antrenmanda diyebiliriz. Yani yüksek nabızlı kondisyona yönelik antrenman sistemleri kullanıyorum haftada 2 gün. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar, halimden de belli oluyordur. 90 dakika bitmek üzere, verileri zaten sizinle paylaşacağım. Şimdi burası bittikten sonra High Intensity Training, HIIT antrenmanlara, HIIT kardiyolara başlayacağım. Orada size 5-6 hareket kondisyon ve yağ yakımınızı geliştirecek. 5-6 hareket çekeceğim arkadaşlar. Böyle kondisyon günlerinizde uygularsanız kondisyon gelişiminiz, yağ yakımınız hızlanır arkadaşlar. Evet. Benden son durum bu. Sırılsıklam sucuk gibi. 90 dakika koştum, rampa çıktım, dile kolay ya. Ciddi kondisyon istiyor. Hadi bakalım devam. Evet sevgili dostlarım, HIIT antrenmanlardayız. Çok terledim, atleti değiştirdim. Şimdi arkadaşlar sadece bir bench kullanacağım, 2 dumbbell kullanacağım, bir de plaka kullanacağım. Bununla 6-7 hareket yapacağım. Hem karın kası gelişimi, hem kor bölgesi gelişimi, hem kondisyon gelişimi, hem full body, bütün vücut çalışacak bu hareketlerde. Dolayısıyla arkadaşlar hem kondisyon geliştireceksiniz, hem yağ yakımınız hızlanacak. O zaman arkadaşlar ben yavaş yavaş hareketlere geçeyim. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar, ilk hareket dumbbell'dayım, yerdeyim, jump yapıyorum ve kalkıyorum, short. Evet. Bunu bu şekilde 10 tekrar yapıyoruz. Evet, 10 tekrar yaptıktan sonra arkadaşlar, dumbbell'ı yerimde squat yapıyorum. Yine dumbbell'ları bırakmadan arkadaşlar, front raise ve press yapıyorum dumbbell'da. Önce öne, önce yana, sonra öne, sonra aldım yukarı. Bir, hop, 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 iki, hop, 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 üç. Bunu da bu şekilde arkadaşlar 10 defa uyguluyorsunuz. Sonra geçiyoruz plakaya. Plakayı aldım. Plakayla sevgili dostlar ilk hareket. Buradan plaka yerde. Aldım plakayı. Plakayla pull up yaptım, pull up yaptım. Oradan aldım, squat'a geçtim ve press. Buradan aldım, hop, hop, hop ve press. Bu hareketle 10 tekrar uygulayabiliriz sevgili dostlar. Hemen mikrofonu takayım. Çünkü düşük sesimiz gelsin. Önemli. Şimdi hemen geçtik karın bölgesine. Dumbbell'layım. Yattım. Arkada dumbbell'lar. Ve yukarı.
Arkada. Yukarı. Arkada. Yukarı. Arkada. Yukarı. Arkada. Yukarı. Arkada. Yukarı. Arkada. Yukarı. Evet, ambulatörü bıraktım. Plakayı aldım. Bu sefer Roger Smith. Hadi. Sola ve sağ. Evet. 10'ar tane yaptım. Şimdi arkadaşlar. Plakaları bıraktım. Plakayı bıraktım. Dumbbell'ı da bıraktım. Alt karınç. Elim altta. Erken gel. 10, 20 tane uygula. Ondan sonra race'e geç. Çift bacak. Leg races. Evet, kalktım. Kalktım sevgili dostlar. Şimdi ayaklar. Açtım ayakları. Hemen kapadım. Bunlar bir yandan da kanserimize, esenimize yardımcı olur. Hemen bıraktım, hemen bıraktım. Ardından son hareket olarak olduğumuz yerde maksimal yapar yapıyoruz sevgili dostum. Evet, bu hareketleri bu şekilde onlar tekrar. Bu ilk setti. Bunu 6-7 set olarak yapıyorsunuz. Bu birinci setti. Aralarda dinlenme yok. Hareket aralarında dinlenme yok ama ikinci sete geçerken atıyorum. 1,5 dakika dinleniyorsun. Kalp ritmi dönüyor. Ondan sonra ikinci periyoda geçiyorsun. İkinci sete geçiyorsun. Kondisyonun yettiği kadar yapabilirsin. Ben bu çalışmayı dediğim gibi 90 dakika koştum, rampa çıktım. Ondan sonra yaptığım için de birazcık yorgunum. Dolayısıyla siz bunu evinizde 6-7 set 90 dakika 100 dakika rampalar çıkmadan yaparsanız daha uzun setler uygularsınız. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, diyelim ki spor salonundasınız. Böyle imkanlarınız var. Hemen karın kası çalışmak istiyorsunuz diyelim ki ve kor bölgesine geliştirmek ve bunu ne yapmak istiyorsunuz sevgili dostlarım? Yağ yakımını kondisyonunuzla birleştirmek istiyorsunuz diyelim. Şimdi yapacağınız uygulamanı 3-4 hareketle arka arkaya yaparsanız hem kondisyonunuz gelişir hem karın kaslarınız çalışmış olur. Aynı zamanda da yağ yakımımız hızlanır arkadaşlar. Yüksek nabız yaptığımız için. Şimdi 3 hareket, 4 hareket ben arka arkaya göstereyim size. Şimdi ilk etapta rap crunch yapıyorum. Bunu 15-20 tekrar yap. Ondan sonra hanging leg raises'a geçiyorum arkadaşlar hemen. Hemen arkadaşlar arkasına yerdeyim ve diz çekerek abdominal kaslarımı çalıştırıyorum ve kondisyon kazanıyorum. Maksimum diz çek. Çift de yapabilirsin. Sağa sola da yapabilirsin. Şu hareket de yapabilirsin. Sen de. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Salondaysanız bu hareketleri yapabilirsiniz. Hem kondisyon gelişimi, hem kor bölgesi, hem karın kaslarınız için. Yağ yakımı için. Ama diyelim ki evdesiniz. İki dumbbell'ınız var. Bir tane plakanız var. Size bir kondisyon antrenmanı zaten tanıttım. Evet arkadaşlar, bunu da yaptığınız dinlen. Bir iki dakika dinlen. Bir set daha dön gibi. Yapabildiğin kadar yap. Devam. Invincible.
Evet sevgili arkadaşlar, şimdi ne yaptım? 90 dakika koştum. Koştum, işte rampa çıktım. Çok güzel bir çalışma oldu. Ondan sonra ne yaptım? Plakayla ve şeyle, dumbbell'larla güzel bir full body antrenman yaptım. İstasyon şeklinde. High intensity cardio training gibi, yani hit antrenman gibi. Ondan sonra ne yaptım? Geldim cable rope, hanging leg raises. Ondan sonra yine abdominaller için diz çektim. Core bölgesi gelişimi için. Arka arkaya yaptım bunları. Ve bunu arkadaşlar ben 5 set, 6 set döndüm. 2'şer dakika, 1,5 dakika dinlenmeli. 6 set döndüm toplamda. 90, 30 daha. 120 dakika falan. 2 saat antrenman yaptım bu sabah. Ve bunu da aç karnına yaptım. Zaten yemek yemediğimi siz de gördünüz. Kahve, carnivore, detoksit içtim geldim. Şimdi bu antrenmanı yaptım. Eve gideceğim. Ondan sonra evde ilk kahvaltı öğününde size çekeceğim arkadaşlar. Kahvaltı öğününde ne yiyorum? Göreceksiniz kahvaltı öğünüm. İlk öğünüm yaklaşık 1-2'yi bulur. Günde genelde 2, maksimum 3 öğün besleniyorum. Bu şekilde yapıyorum. Supplementlerim hariç. İşte böyle arkadaşlar. O zaman ben motorla eve geçeyim. İsterseniz motorla giderken de gene çekim yaparım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Öğünümde görüşürüz. Öğün hazırlığında. Evet sevgili arkadaşlar. Bu sefer dedim ki eve gidiyorken kendimi çekeyim. Böyle motor kullanırken. Arkadaşlar antrenman bitti. Dediğim gibi güzel bir kondisyon antrenmanı oldu. Toplamda 100 dakika. Müthiş bir antrenmandı. 90 dakika rampa çıktım. Koştum. Ondan sonra hit antrenmanlar yaptım. Bütün her şeyi size çektim. Şimdi motorla, motorla eve gidiyorum. Evde de arkadaşlar kahvaltı hazırlığım, ilk öğün hazırlığım, ne yediğim, ne içtiğim, ne sıçtığım. Devam! Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, eve geldim. Şimdi bu şekilde kendime bir pasta hazırlıyorum. Omlet aslında ama hani fit pasta diyorum ben buna. Şeker koymadan gerçekten de pasta lezzetini alabiliyorum ben bundan. İçerisinde 7 tane yumurta beyazı, 2 tane sarısı var. Burada Fit Grains pirinç patlağım var. Fit Grains ince öğütülmüş yulafım var. Onu içine koydum karbonhidrat kaynağı olarak. Bunu omleti tavada yaptıktan sonra üzerine şekersiz cornflakes'ler ekliyorum arkadaşlar. Ve içerisine 2 ölçekte ek protein koydum Biogen'in. Üzerine arkadaşlar 20 gram badem ezmesi, 20 gram da fındık ezmesi koyuyorum. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Dr. Pen'in arkadaşlar spreyiyle önce tavamı yağlatıyorum bu şekilde. İyice yağlattıktan sonra arkadaşlar bu şekilde yağlatıyorum ki hani güzel kaysın. Hemen birazcık zeytinyağıyla da şöyle. Evet bu şekilde. Bu şekilde iyice yapışmaması için tavamı yağlıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ondan sonra burada çırpmış olduğum omletimi. Ha bu sırada yeşillikler arkadaşlar. Maydanoz, roka, havuç, biber ve ne vardı? Kıvırcık var sevgili dostlarım. İçerisinde salatalık var ve zeytinlerim var. Yeşillik olarak da bu şekilde tüketiyorum ve bunu tavama döküyorum arkadaşlar. Biraz sonra olmuş haliyle karşınızdayım. Evet sevgili dostlarım, işte ilk öğünüm son hali bu şekilde. Burada arkadaşlar tam 100 gram Fit Grains pirinç patlağı, 30 gram Fit Grains yulaf, 20 gram yine Fit Grains cornflakes şekersiz. Burada arkadaşlar 20 gram badem, 20 gram fındık ezmesi Fit Nut'ın. Ve içeriğinde arkadaşlar 2 ölçek whey proteini, 15 gram da Fit Nut fıstık ezmesi tozu var arkadaşlar. Bu Fit Nut fıstık ezmesi tozunun özelliği içinden tamamen yağı alınmış, tamamen protein kaynağı olarak size sunulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağ çok düşük ama protein değeri 100 gramında arkadaşlar 60 gram protein var. Gerçekten de muazzam. Normalde 50 gram kadar yağ olması gerekiyorken 5 gram yağ var arkadaşlar. İşte bakır, fosfor, magnezyum, çinko gibi mineral vitaminler de içeriyor sevgili dostlarım. Güzel bir ürün. Arkadaşlar bu sırada organik satın siteye girdiğiniz zaman siteye üye oluyorsunuz. Oradan Yavuz Arslan kodu kullanıyorsunuz ve bütün ürünlerine indirimli temin edebiliyorsunuz. %10 indirimi temin edebiliyorsunuz ve Biogen Nutrition ürünlerini de aynı şekilde sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bu videom da bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Allah'a ısmarladık. Ben şimdi öğünümü yemeye geçebilirim. Görüşmek üzere. Oh, 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 oh